Hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Spor Bahane'ye hoş geldiniz diyoruz. Biliyorsunuz her hafta çok keyifli sohbetler yapıyoruz şahane konuklarımızla birlikte. Bilal Meşe ile ve yine tabii ki öyle olacak. Süper Lig'in köklü ama hani şimdiyi düşündüğümüzde yeni kulüplerinden Göztepe bugünkü konumuz aslında ana başlık olarak. Ve Göztepe Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Sepil de konuğumuz, stüdyomuzda. Hoş geldiniz diyorum. Sadece başkanı demem çok yeterli değil galiba. Sahibi de demem lazım. Değil mi? Doğru mu? Yok, o kesin o. Biz şey Göztepe'nin sahibi hikayeyi yok. Hikayeyi anlatacağız zaten de. Göztepe'nin sahibi taraftar. Dolayısıyla biz o kelimeyi pek sevmiyoruz. Peki, şöyle yapalım. Şimdi gün boyunca paylaştık. Sosyal medyayı takip ediyor musunuz bilmiyorum. Göztepe taraftarları işte, hesapları, forumlar vesaire. Yani inanılmaz soru geliyor. İnanamazsınız gelen sorulara. Hem çok keyifli sorular hem merak dolu sorular. Şunu söyledim. Ya Göztepe taraftarı çok özlemiş başarıyı. Tabii yani 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e geldik. Yani söylediğiniz gibi Göztepe çok önemli bir kulüp. Biz sadece şu an kendimizi hatırlatıyoruz öyle kendi şeyimizle. Dolayısıyla tabii bir heyecan var, şehirde de var. Sadece tabii bu uzun yıllardır sadece Göztepe'nin olmadığı değil, İzmir uzun yıllardır Süper Lig'de temsil edilemedi. Başarılı olamadı maalesef bir sürü sebeplerden. Tabii şimdi İzmir sadece Göztepe değil, İzmir'de tabii büyük bir heyecan var. Yani ne derler, keyifli günler aslında, detaylandıracağız güzel, zaten her açıdan. Evet. Sevgili başkanım, ben de hoş geldin diyeyim. Ankara'dan sizi buraya getirdik. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sonra da İzmir'e tabii ki, uğurlayacağız. Tekrar İzmir'e uğurlayacağız da. Sevgili başkanım, alışık olduğumuz böyle formattaki başkanlardan değil. Hiç yani değil. Maçlara giderken takım elbise giyinen ne bileyim ben herhalde belki protokol falan bir davete gittiğinde giyiniliyor ama. Herhalde maçlara, 40 yılın başı oluyor. Evet, formasıyla giden, taraftar arasında oturan bir başkan fotoğrafı sevgili başkan. Hakikaten tabii ki bu arada sadece Göztepe değil, Karşıyaka'yla da çok ilgili sevgili başkan. Yani o yani Karşıyaka Göztepe rekabeti de var. Ezeli bir rekabet hakikaten. Var ama Karşıyaka'nın da içinde olan bir başkan. Yani sadece Göztepe Kulübü'nün başkanı olarak düşünmemek lazım. Onu da basket maçlarına gidip izlediğini zaten geçmişte gördük değil mi sevgili başkan? Yani tabii nasıl yani ne diyoruz, derbi diyoruz yani. Bizim de Karşıyaka Göztepe rekabeti 40 yıldır 50 yıldır var. Dolayısıyla şöyle ben geldiğim günden itibaren hep bunu söyledim yani neticede tek başına Göztepe şenin başarılı olması bence yeterli değil. Hakikaten bunu samimiyetle söyledim her zaman da. Tabii Karşıyaka da lazım yani sizin her zaman şehir içi dinamikleriniz için bir rekabete ihtiyacınız var. Karşıyaka Göztepe'de hakikaten işte o meşhurdur bizim oynadığımız maç. Hala Guinness kitabında vardır. En fazla seyircili o zaman birincilik diye. Şimdi birincilik dediğimiz o zaman ikincilik diyorduk. Tabii yani Karşıyaka kulübü camiası büyük bir camia. Onlar da birçok konuda mesela baskette çok başarılılar. İzmir'i çok iyi temsil ettiler yıllardır. Futbolda maalesef şu an bir düşüş var ama onları da bekliyoruz. Yani benim hayalim hep söylüyorum. Hani vapura binelim biz Karşıyaka'ya gidelim. Orada maçımızı Süper Lig'de İzmir derbisi değil mi Süper Lig'de? Evet, yani keyifli. İnşallah ben geldiğim 4 senedir bir kere oynayabildik. Birincilikte biz birincilige çıktığımız sene onlar da birincilikteydi. Ama şart yani o ben lise yıllarımda bile işte futbol oynarken biz o zaman da Göztepe'liler, Karşıyakalılar kendi aramızda 35-35,5 esprisini de yapıp futbol oynadık. Yani. Evet. Bunu doğruya konumlandırmak gerekiyor. Şimdi çocukluğunuz stada birkaç apartman ötede bir evde doğarak yani orada yaşayarak geçti. Dolayısıyla maçlara çok sık gittiniz. İşte Göztepe'nin hakikaten hani o romantik ateşli taraftarından net bir şekilde o profildesiniz yani. Yıllar geçti sonra kulübün işte bir şirketten borçlarıyla birlikte rakamı da ödeyerek satın aldınız kulübü, şirketleştirdiniz ondan sonra. Yani hani o çocukluk... Satın alma lafını pek sevmiyor. Tekrar ediyorum ben sürekli dedim devraldınız. Peki tamam düzeltiyorum derhal devraldınız. Ve
bambaşka projelerle de geldiniz. Şimdi çocukkenki halinizi, o taraftar duygunuzu düşündüğünüzde ve şimdiyi düşündüğünüzde ya inanılmaz bir şey var. Bunun hayalini ne zaman kurmaya başladınız? O zamandan böyle bir hayal kurmak herhalde çok mümkün değildir de. Ya da var mıydı başarılı yani, gibi bir şey? Yani tabii yok. O kadar ben hayatta çok zaten hiçbir zaman çok aşırı iddialı bir şey olmadım. Ya ben ileride başkan olacağım, ben CEO olacağım diye hayat sizi oraya götürüyor. Yani daha iyi oluyor öyle. Çok büyük ihtirasların adam olduğumu düşünmüyorum. Çevremde bana hep öyle söyler. Ya hayret ederiz senin çıktı. Veya mesela lisedeki arkadaşlarım falan da böyle ben çok büyük şey adayı değildim hiçbir zaman. Hayatın sizi getirdiği yer oluyor. Tabii yani şimdi sadece yanında oturuyor değil. Yani ben kulüpte yelken yapıyordum o zaman. Zaten Göztepe futbolun yanında birçok şu an tabii hep futbolu konuşuyoruz ama birçok amatör branşımız var. Çok önem veriyoruz onlara. Yani gençleri yetiştirmek şey. Yelken bizim hep ana dallarımızdan biriydi Türkiye çapında. Yelken kulübüydük. Şimdi de yine olduk. Tekrar şey yapıyoruz. Ne derler? Çok önemli. Önemli. Urla'da yani. Urla'da evet. Teos Marina. Ya yani köylerden çocukları getiriyoruz. Yelkenci yapıyoruz. Nefis. Çok güzel. Sosyal projelerimiz var. Bizim o yelkenin başındaki arkadaşlar çok güzel işler yapıyorlar. Yani ben kısacası işte bir kayım vardı. İsmi Memo'ydu. Yelkenim vardı. Yani dolayısıyla Göztepe Kulübü'nün. Bir de tabii şöyle bir şeye denk geldi olay. Tam o Göztepe'nin çok başarılı olduğu bu 1960-70 yıllarında ben İzmir'de o havayı yaşadım. Yani şimdi hala bizim efsane takım dediğimiz ve bizim Avrupa Kupalarında ilk defa bir Türk takımının ilk dörde kaldığı yıllardan bahsediyoruz işte. Çok iyi bir teknik direktörümüz, dört lisan bilen. Ondan sonra çok başarılı Adnan Suvari. İşte şu an ve bizi Türkiye'de çok iyi temsil eden. Biz yani bir sene Fener'le son 4-5 maça kadar şampiyonluk mücadelesi verdik. Yani dolayısıyla çok başarılı, çok sevilen, iyi idare edilen. Diğer İstanbul takımları gibi sürekli sirkülasyonu olmayan. Mesela bizim o zamanki en büyük başarımız hep. Oyuncular kendi şehirlerinde kalmayı tercih ettiler. Çok ilginçtir yani şimdi bakın zaten başarıyı orada yakalayabiliyorsunuz. Ben geldim işte 4 sene oluyor, 4 sene de olmadı. Hala o oyuncular birlikte, eşleri birlikte. Yani niye? Onlar artık İzmir'i benimsemişler, tabii. Göztepe'yi benimsemişler. Tabii. Harika oluyor. Onlar maçlarımıza da geliyorlar işte. Fevzi abisi, Halil abisi, Nevzat abisi hepsi birçoğu beraber oluyoruz. Ya dolayısıyla benim, ya ben Göztepe Kulübü'nün yanında büyüdüm. Göztepe Kulübü'nün yanında yelken yaptım. Dolayısıyla tamam. Ondan sonra liseden sonra İzmir'le iş, yani İzmir'e bir daha geri dönüşüm çok ilginç oldu. Liseyi bitirdim. O zaman İzmir Kolej diyorduk. Şimdi Anadolu Lisesi diyoruz. Bornova Anadolu Lisesi. Ondan sonra İzmir'e dönüşüm tekrar Göztepe'yle oldu. Yani o kadar yıl arada da işte biraz yurt dışı, Ankara, oralarda dolaştık. Bambaşka bir şeye vesile olmuş. Sevgili Başkan, tabii sizin ayrıca da iş adamı bulduğunuzu zaten biliyoruz. Göztepe mi, petrol mü heyecanlandırıyor? Hangisi sevgili Başkan? Şimdi tabii ki Göztepe, hakikaten ne derler. Tabii petrol de, özellikle benim bu petrolün bulunduğum yeri çok heyecanlı bir kısmı. Yani çünkü insanlar enerji deyince, bizim yaptığımız işi, biz petrol, yani benim işim, petrolü arayıp bulmak yani dünyanın neresinde olursa olsun. Hani öyle diyorum espri olarak şimdi bu şey binanın altında petrol varsa bizim işimiz onu çıkarmak, bulmak. Tabii bulunca çok heyecanlı oluyor yani işin şeyi yönetmesi daha değişik olan bir iş. Türkiye'de de o yüzden belki çok fazla aşırı petrol aramacısı şirketler yok. Genellikle devlet şirketi yapıyor. Yani sonra doğru yani şey ama son yıllarda ben aldığımdan beri zaten o tercihi yaptığım için zaten kabul etmiştim o zaman altın başlardan demin söylediğim gibi devralmayı Göztepe'yi. Yani şunu şöyle olsaydı ben vaktimi ayıramayacağımı bilseydim zaten yapmadım. Çünkü bu bir gönül işi yani sizin ciddi bir vakit ayırmanız. İlk iki sene çok ayıramadım yine ama ondan sonra işlerimi de zaten niyetim de öyleydi. Belli bir düzene soktum. Şimdi daha Göztepe'ye vakit ayırıyorum. Çok, tabii yani çok da zevk alıyorum. Bir de tabii başarı gelince iki sene yani üç benim dördüncü senem ikilik atladık o arada. Tabii o zaman
Daha hoşunuza gidiyor iş ama evet. Yani benim için Göztepe çok önemli, onu söyleyebilirim. Şimdi dünyada kulüplerin ekonomik anlamdaki düzenine bakacak olursak lig lig çok değişiklik gösteriyor Sayın Başkan. İşte Premier Lig'e baktığımız zaman o sahiplik sistemi dediğimiz çok yaygınlaşmaya başladı. Mesela Fransa'da şirket Paris Saint-Germain. Şirket ona sahiplik yanlışlar. Aynen. Şirket yani orada evet, ama şirketler. Hani bir sermayenin, sermayedarın elinde oluyor sonuç itibariyle. Doğru. Paris Saint-Germain işte aynı şekilde. Ama Almanya'ya bakıyoruz mesela %50 artı bir gibi bir sistem uyguluyor onlar. Taraftarın şey olmasını istiyorlar ki bir sermayenin eline geçsin istemiyorlar. Yani her ülke başka başka şeyler uyguluyor. Bizde de bakıyoruz kulüplerin ekonomik durumlarında çok ciddi sorunlar var. İşte borç inanılmaz düzeylerde, UEFA soruşturmalarıyla karşı karşıya, Anadolu kulüpleri çok zor durumda vesaire vesaire. Size göre doğru sistem hangisi? Yani başkanların, kulüp başkanlarının sorumluluğu görevleri bittiği anda bitiyor. Yatırımları yapıyor, paraları harcıyor, borçlandırmaları yapıyor. Seçilmediği anda da hoşça kal diyor. Tartışmalar var mı bu konuda? Var. İşte o borçlar başkanlara ait olsun, hesap versinler gibi konuşuluyor ama çok da kimsenin hani bir şey yapmaya niyeti olduğunu açıkçası söyleyemeyiz. Sizin görüşünüz ne? Doğru sistem size göre ne olmalı? Yani doğru sistem dediğiniz zaten şimdi şöyle. Bugün Avrupa'da da mesela İspanya'da da İngiltere'de de değişik yapılar var. Evet. Demin söylediğiniz çok güzel. Almanya'da daha değişik. Almanya'da kesinlikle yüzde yani çoğunluk ama bir dikkatli olun çoğunluk hissesini yine orada da kulübün şeyleri var yani yatırımcıları tabii, var tabii. Diyelim. Ama %51'in taraftara ait doğru, olmasını istiyorlar. %51'in ama zaten yani şöyle bakarsanız şimdi Exxon Mobil şirketinin kontrol eden aile Exxon Mobil'in %4'ünün sahibidir. Yani siz büyüdükçe ufak hisseyle de orayı belli şekilde kontrol edebilirsiniz. Yani bu şu demek değil Almanya'daki kulüplerin kontrol eden aileler veya benim gibi kişiler yok. Orada da var ama çok doğru bir şey yapıyorlar. Ne diyorlar kardeşim sen hepsiyle alıp yani oradan oraya mesela Amerika'da alırsınız. Kulübün ismini değiştirirsiniz. Aynen, bir şehirden yaparsınız. Bir şehre taşırsınız. Bir sabah bakarsınız Los Angeles Rams'dır. Öbür bakarsınız işte New York bilmem nesi olur. Yani şimdi bu iyice kapitalist bir sistem. Bunu Avrupa istemiyor ki bence haklı. Ama tabii olayın yani şöyle bakmak gerekiyor. Demin söylediğiniz gibi neticede hangi sistem olursa olsun bu bir tane değil. Bu mesela bizimki AŞ modeli bence doğrudur. Ne çünkü sorumluluk şimdi biz mesela ben şu an gitsem yani çünkü popüler olmak çok kolay. İşte 10 milyon euroluk herkes de bayılıyor. Bir oyuncuyu getirsem ve gitsem bankaya desem ki ya kardeşim ben gelecek senenin Göztepe'nin televizyon gelirlerini nasıl bu rakamların üzerinde al sana veriyorum. Verir banka bana niye kredi vermesin karşılığı var. Ama ne olacak yani ben gelecek seneyi olduğu gibi kulübün geleceğini bir senesini satmış oluyorum. Tabii. Aynı şey sponsorluk geliri. Aynı şey diğer. Şimdi maalesef Türkiye'de durum belli. Bunu birkaç kulüp dışında bugün hepsi çok büyük zarardan. Bunu raporlar gösteriyor. İşte Deloitte'un raporu yeni yayınlandı. Yani böyle bir sürdürülebilir bir durum yok. Bu durumda gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Bunu düzeltmenin yolu sizin söylediğinizin içinden geçiyor. Yani bu ille de AŞ modeli doğrudur, şu modu, dernek doğrudur değil. Ama mühim olan bir şekilde bunun denetlenebileceği ve bir şeyin yapının kurulması gerekiyor. Doğru. Yani gelip olmayan bir parayı harcamak kolaydır. Yani siz kendi şirketinizi 10 yıl üst üste zarar ettirebilir misiniz? Ettiremezsiniz. Ama Türkiye'de hiçbir kulüp yok ki Süper Lig'de son 10 yıl içinde biraz İlhan Cavcav biraz başarmıştı. Yani kar etmiş olsun. Yani hep zarar büyüyor. Siz önünüzdeki gelirleri veriyorsunuz. Ya yani bu doğru bir yapı değil tabii. Doğru. Zaten bir yerde de herhalde bir gelip tıp diyecek yani. Başka bir AŞ, birçok kulüpte AŞ biliyorsunuz. İsim vermek gerekmiyor burada. Onların da zarar ettiğini gözlemliyoruz. Yani sizinle biraz önce programdan önce yaptığımız sohbette de yani şirket ben yine soruyu yine burada soracağım size. Şirket yönetmek başka bir şey, futbol kulübünü yönetmek başka bir şey. Siz karşı çıktınız bana. Bunu da biraz burada açarsanız öyle bence mi? Tabii yani, başkan da kendi mantığına göre haklı olduğu yönler var yani. Şöyle yani şunu dedim. Tabii ki dinamikler çok ayrı. Yani ben de işte hala öğreniyorum. Dördüncü senem
bir başkan olarak. Hala birçok şeyi öğreniyorum. Süper Lig'in dinamikleri daha ayrı, şey ayrı. Ama şunu dedim sohbet sırasında. Yani neticede yapılması gereken şeyler aynı. Yani ne işte denk bütçe. Yani siz şey kadar ne derler kazanabileceğiniz kadar harcayabilmelisiniz. Yoksa bir yerde bu iş patlıyor. Zaten bugün Türk futbolu diyoruz. Ve esas da sadece futbol değil. Bizim genelde sporda sorunumuz bu. Yani şeyde yetiştiremiyoruz var. Diyoruz. Yani biz yetiştirici olamıyoruz diyoruz. Peki yani şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Şimdi ekonomisi yürütülemiyor yani. Ekonomi yok hatta. Yürütülemiyor değil. Ekonomisi olmayan bir futbol var ortada. Şimdi peki ekonomisi olmayan sizin bir şirketiniz olsa hatta aileniz olsa ne olur? Her şey telaş içinde ondan sonra şey olur değil mi? Yönetir. Telaş içinde yönetilince bu telaşın sonu ne oluyor? Sürekli hoca değişiyor. Hoca değişince hoca geliyor. Ne diyor? Kardeşim bana şu oyuncuları al diyor. Değil, bunu o oyuncuları alıyorsunuz daha da çok para harcıyorsunuz. Yani sürekli olarak ondan sonra dönüyoruz genç çocuk yetişiyor mu? Ya nasıl yetişecek? Yani şimdi hoca gelmiş ortalama bizde galiba iki hoca falan değişiyor Süper Lig'de bile. Tabii. Alt Lig'de. Benim bizim bu başkan da değişiyor geldi. Sevgili başkan. Tam bir felaket. Başkan da değişiyor. Oralar felaket. Şimdi değiştiriyor. Şimdi hoca geldi. Peki bu hocanın şeyi olabilir mi? Yani bu adam biliyor ki 3 tane maç üst üste kaybetse yine mesleği tehlikede. Yani bu radikal adım atabilir mi? Bu alıp senin yanında o şey yapan genci oynatabilir mi? Yani bu bir kısır döngü gidiyor ama yani şey var hani şimdi çok negatif de yayın yapmanın bir şeyi yok. Şöyle bir takım şeyler düzelmeye başladı esasında hakikaten. Ben bu Süper Lig'e gelmeden önce hep şöyle bakıyordum. Yani diyordum ki ya işte ne derler bu işi doğru yürütemiyoruz sebepleri şu. Yani şu an şunu söyleyeyim bu işin gerçek suçları bizleriz. Yani bu sporu yönetenler başkanlardan başlıyor. Yönetim kurullarından devam ediyor ama biz işimize geldiği zaman kimi suçluyoruz? Teknik politikacı. Adam. Hayır teknik adam. Politikacı bir de hakem. Esasında en güzeli, en kolayı. En kolayı. Yani maçı kaybetti, salla gitsin. Yani adam, yani şimdi hakemin Allah aşkına bulunduğu ortama bakın. Yani bir bütün hafta boyunca bir tane derbi oluyor veya bir maç oluyor. Herkes hakemin kim olduğunu tartışıyor. Ondan sonra o bitiyor. Ya bu hakem bende şunu yaptı. Öbür çocukluk tarafta bunu yaptı diye. Fotoğrafları ya o adam çıkıyor. Biz olsak Allah aşkına yani o maçı. Yani yönetebilmek hakikaten büyük doğru. Bir şey haline geliyor. Yani biz kendimiz yaratıyoruz. Demin yani doğuda duayenler de onu dedim. Ya dedim bakın bunu ben mütevaziliğimden söylemiyorum. Evet dedim ki bana dedim şeyde Avrupa'da 3 tane kulüp başkanının ismini söyle. Söyleyemedi ki bayağı futboldan anlayan biri. Zaten yanlış orada bizde yani başkanlar ve o kadar ön planda ki. Yani ondan sonra zaten. Doğru. Arkası da yani Zonguldak'taki köy işleri atıyorum ne derim şeyin başkanı dahi biliniyor ama Avrupa'daki başkanların çoğunu sayamayız. Bilmezsiniz tabii, ya zaten tabii, çok nadir kilit konularda başkanın görevi yani bir şeyi icra etmek değil onu denetlemek görmek. Şimdi Göztepe'de benim başkanlık görevini yaparken bir ne yapıyoruz hakikaten yıllardır biz yaptık nasıl söyleyeyim yeterli değildik hani. Stadımız yoktu, yerimiz yoktu, antrenman sahamız yoktu. Yani benim ajandamda birazcık başkan olarak ortada gözükmem gerekiyor. Ama doğrusu yani bir müddet sonra benim de geriye çok daha çekilmem gerekiyor. Eğer çekilmiyorsam da bir şeyi yanlış yapıyoruz. Gerçi bugün Rummenigge ile Watzke de basında bayağı Alman basında atışıyorlardı yani. Bayern Münih ile Dortmund işte pek çok konu var. Bayağı atışma vardı. Oluyor nadiren ama dediğiniz gibi Türkiye'de bambaşka bir boyutta gerçekten de. Şimdi Tamer Hoca tercihiniz konuşuldu. Çok konuşuldu. Teknik adamlık daha önce yapmamış. Süper Lig'de de daha önce yani yardımcı antrenörlük yapmış bir isim. Acaba başarılı olur mu diye. Yazıldı, çizildi. Çok risk aldınız aslına bakarsanız. Ama bir hoca kazandırdınız Türkiye'ye gerçekten de. Yani çok iyi bir tablo çizdi Göztepe ile sizinle birlikte. Taraftar da çok merak ediyor.
kaç yıllık sözleşme imzalanacak diye. Bayağı soru var yani. Sonuç ona geliyor bayağı, yani. Evet, yani bayağı soru imzala, var. Yani şöyle, birincisi şimdi bakın benim risk aldığım söyleniyor. Bence ben çok büyük risk almadım. Çünkü genç hocaların Tamer Hoca gibi olan riskleri doğrudur. Yani şeyi yok. Çok maç tecrübesi birinci adam olarak yapmamışlar ama öbür türlü çok da avantajları var. Yani yeni teknolojileri, hı hı, yeni sporun gelişmelerini çok daha iyi izliyorlar. Kurdukları kadrolar, şey, bir takıma geldiklerinde bir oyuncularla geçmişte yaşadıkları şey yok, sorun doğru, yok, bir şey yok. Şimdi yani dolayısıyla bizde bir kısır döngü var hocalar konusunda. Ben mevcut hocaya asla laf atmak isterim. Onlar için de çok değerli ama artık gençlerin yolunun açılması gerekiyor. Çok da iyi bunu yetiştirenler var. Abdullah Hoca yanından çok kişi çıkarıyor. Şenol Hoca, bunlar duayen Mustafa Hocalar. Yani şimdi biz artık o duayenlerin, Fatih Hoca, bu duayenlerin yanlarındakilerini değerlendirmek zorundayız. Dolayısıyla ben o tercihimi, Okan kızıyor bana ama Okan, yok ben tecrübeliydim. Okan da gençti. Yani benim zaten bu sadece futbolda değil. Benim diğer şirketlerimde de hep böyledir. Yani ben daha genç arkadaşlarla onların enerji getirdiğine inanırım. Çalışmayı tercih ediyorum. Kontrata gelince vallahi yani şu an yapılmış hiçbir şeyimiz yok. Kontratımız bu yıl sonuna kadar hocamız bizimle beraber. Ya bakarız şimdi, mühim olan şu, aynı şey benzeri şeyler bana oyuncular Yavuz için de soruyor. Ben şunu diyorum. Ya yani neticede eğer benim birlikte çalışacağım kişiler, hoca olsun, oyuncu olsun, bunlar Göztepe'de oldukları sürece de sürede kafaları tamamen buradaysa ve bize kulübe faydalı olacaklarsa niye biz onlarla uzun yıllar çalışmayalım? Demin söylediğim gibi artık sporda başarının yolu istikrar ama hocamızın kafasındakiler, bizim kafamızdakiler nerede birleşir onu göreceğiz. O zaman bir şey söyleyeyim ben burada. Gerçi kayıt dışı diye konuşmadık galiba sevgili başkan ama çok da güzel bir şey söyledi. Benim hoşuma gitti yani. Şimdi Tamer Tuna birinci adam şu anda Göztepe'de biliyorsunuz. Beşiktaş'tayken Şenol Hoca'nın yardımcısıydı. Şimdi orada yani süre açısından başkan çok güzel bir şey söyledi. Aslında yani Tamer Hoca'nın da çok lehine bir şey. Ya buradan tam bişip de böyle çok büyük bir takıma gitmek daha doğrusu diye bir söz kullandı konuşmamızda, sohbet sıramızda. Ben de katıldım orada başkana. Yani şimdi büyük takımlarda çalışmak çok zor. Şimdi Göztepe tamam var, mutlaka büyük taraftarı da var ama... Şimdi anlamadım, çok Tamer Hoca gidiyor mu bir yere yani? Bir yere mi gidiyor? Hayır, benden sordum orayı, ben sordum. Nereye gidiyor Tamer Hoca? O soruyu ben sordum. Yanlış acaba, anlaşım olmasın hayır, diye. Şu olabilir mi? Yani teklif etti, başkan kabul etmedi. Sezon sonunu bekliyor. Acaba Beşiktaş mı diye düşündüm ben. Kendisine de zaten ifade ettim ben. Başkan orada çok güzel bir söz kullandı. Yani vallahi bilemiyorum ya ben şöyle. Hayır, ben Beşiktaş gibi X takım yani, da olabilir ya başka bir takım şimdi da olabilir. Dediğim gibi ben yani bizim için Göztepe bir. Yani bizim diğer takımlar, İstanbul takımları olsun, diğerleri olsun. Onlar bizim derdimiz değil. Bizce biz onlardan çok daha iyi olacağız. Özellikle ekonomimiz doğru yönetileceği için. Ondan sonra ileride mütevazı olmaya gerek yok. Bizim hedefimiz onlardan iyi olmak. Dolayısıyla ama söylediğiniz gibi ben şunu dedim. Yani neticede ister oyuncu olsun, ister hoca olsun. Tabii ki onların kafasında bir plan olabilir. Yani bugün bir oyuncu bize 23 yaşında gelmiş Manchester United'da oynaması hayalini tabii ki elinden alamayız. Yani o esasında elbette bizim için de avantaj. Ama ben ne diyorum? O oyuncunun ben bizimle beraberken olan biraz daha tecrübe artık kafasında bizi nereye oturttu bizim için önemli. Yani kafası başka yerde olan birinin, yarın gitmek isteyen birinin bizde kalmasını istemem tabii. Teknik hocaya karışan bir başkan mısınız Mehmet Bey? Ya da hani hangi düzeyde nereye kadar? Yok asla. Yani soyunma odasına falan yoksunuz değil mi? Yok hayatımda, öyle devre aralarında. Hayatımda soyunma odasına... İki kere indim. Birinde dolduruşla o prim süper... Yok asla prim. Ya bir bakın benim primi bilirler. Oyuncular gelip fazlasını bile istemezler. Bir kere yaptım Altay bir Altay maçında. Yok ya bizim bir sistemimiz var. Şimdi bir tane şampiyonlukta indim demin hatta. Şöyle o gün baktım havalandım bir daha inmem ben buraya dedim. Yani şampiyon olduğum ama şey değil Eskişehir maçı sonrası değil.
Bu ikinci ligden birinci lige çıktığımız sene indim. Bir de Eskişehir maçı öncesi indim. Yani Eskişehir maçı da bizim için çok önemli. Geçen çok. Sene Süper Lig'de. Yani bizim oralarda yerimiz yok. Yani biz oralara girdiğimiz an hocanın önüne geçeriz. Teknik kadronun önüne geçeriz. Bunu ben Tamer Hoca'yla da aynı. Okan Hoca'yla da, Metin Hoca. Yani bütün hocalara hep aynı davranıyor. Baştan söyledim. Yani bizim işimiz, biz başkanlığımızı yapalım. Biz yönetimimizi yapalım. Orası onların mabedidir, onların yeridir. Biz oraya müdahale etmeyiz. Yani hocanın kendi tercihiyle, tabii ki bir yerde onların yaptığıyla kulübün ekonomisi, bunları her zaman tartışabiliriz ama hocalara... Teknik iş kısmı başka diyorsunuz. O zaman şampiyonluk demişken, hani o kutlamalar demişken gerçekten çok keyifli görüntüler çıktı. Çünkü söylediğimiz gibi Göztepe taraftarı çok özlemiş. Bir o görüntüleri getirelim. Süper Lig'e Göztepe'nin çıktıktan sonraki kutlama görüntülerini sevgili izleyiciler. Sonrasında konuşmaya devam edeceğiz. Tribündesiniz tabii. Öyle hani şeref tribünde falan çok maç izlemiyorsunuz gerçekten de. Hatta uğrunuz da varmış değil mi? Birkaç arkadaşınız olmadan yanınızda olurlarmış. Canım ya totem mi? Bir nevi. Totemler hep bana soruluyor. Biz totem değil mi? Bir kısmını söylüyoruz şimdi. Mesela bir kısmı çünkü fark ediliyor işte şunu taktım falan ama esas hiç söylemediğimiz totemlerimiz var. Onları söylemiyoruz yani. Söylersek bozulur büyüsü diye mi? Ya tabii. Yani. Bir tanesini maalesef söylesene. Futbolda bu, Bilal iyi bilir bunu. Bu maalesef futbolda var. Mesela şimdi biri gelir maça, ilk defa Göztepe maçına geliyorum diyor. Ondan sonra ben bakıyorum, bakalım nasıl uğurlu mu diyeyim ya. Kaybetti tamam bir daha yani. Çok güzel ya, bir daha giremez stada. Yani şimdi bakın, zaten tabii bu futbolda var ama bizde Göztepe, biz çok heyecanlıyız yani. Bizi zaten bence diğerlerinden farklı kıran bizim tribünümüz, taraftarımız. Doğru. Yani semt takım olmanın etkisi var mı Sayın Başkan? Efendim? Semt takım olmanın etkisi var mı bunda sizce? Yani bence tabii ben bakıyorum İzmir'in nasıl geliştiğinin çok etkisi var. Yani İzmir, gelişen İzmir o bence biz birkaç tez öğrencisiyle bunu çalışıyoruz. Acaba yani nasıl oluyor da 14 yıl işte hiç gidiyorsunuz, amatörlere düşüyorsunuz, amatör kümede on binlerce kişisinin maçınıza geliyor. Yani o şeyi tutuyorsunuz. O tribün, bakın şimdi bu gördüğümüz tribünde şu var.
Yani orada benim çok hoşuma giden bir şey var. Futbol takımlarının çoğunda var ama bizde bu daha fazla. Yani orada doktoru, mühendisi, işçisi, memuru, öğrencisi, işsizi, iş beraber bağırıyor. Yani bizim şeyimiz öyle. Mozaik. Bir mozaik. Yani şimdi o heyecan deminki kutlamalarda da gördük. Biz yeniledik onu. Yani şu an Türkiye'nin gördüğü Göztepe tribünleri bence hakikaten Türkiye'ye örnek olacak bir hale fotoğraf geldi. Ve daha da olacağız yani. Ben daha da yeni statla birlikte mi mesela, değil mi? Tabii. Stada girelim. Bir de ona bence de o stat bir görünce bir yıl sonra sizi bekliyoruz. Öyle mi? Yani şimdi bakın biz Göztepe olarak İzmir takımları olarak çok yıllar boyu çok dezavantaj yaşadık. Ben dediğim gibi 4 yıl önce kulübü devraldığımda Altınbaş ailesinden hala bir antrenman yapacak yerimiz bile. Doğru. Yazık onlar başlatmış, ben bitirdim yani. Altınbaş ailesine laf atmayalım, onlar Göztepe iyi şeyler yaptılar. Yani hiçbir şeyimiz yoktu, stadımız yoktu. Bakın şu an 2 yıl önce şu an maç oynadığımız stat Bornova Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla yaptığı amatör takımlar için olan bir stadı biz ne yaptık? Geliştirdik, bu hale getirdik yani. Ama şu an çok şanslıyız. Evet, şu an çok şanslıyız. Hakikaten sayın orada bizim şansımız var. Sayın Binali Yıldırım aynı zamanda tabii bizim İzmir'imizin milletvekili. Ya yani kendisi bu özellikle bu 3 stadın yapılması da, ama bizim stadımızın yapılması sırasında hep onun çok büyük bir desteğini aldım. Çünkü bu meşhur bir münakaşa var. Şehir içi stad olmaz falan vardı yoktu. Bunlar hepsi yanlış. Yani. Artık dünyada şehir içi stadlar tekrar şey oluyor. Niye? Çünkü ya bir beton yapı yapıyorsunuz. 14 günde bir kullanacaksınız. Şehrin dışına koyuyorsunuz. İnsanlar oraya geliyor. Bizim orası bir panayır yeri olacak. Yani çok iddialı konuşuyorum. Beşiktaş stadı çok güzel bir stad. Vodafone. Onun mimarı zaten. Onun mimarı çizdi. Hmm. Çizen mimar aynısı. Bünyamin Derman çizdi. Aynı mimarı kullandık. Oturduk, ben de inşaat mühendisi olduğum için bir hayal ettik. Şey yaptık. Şimdi onu geliştiriyoruz. Çok güzel. Ne zaman bitecek? Olacak. Yani Sayın Başbakan açılışta önümüzdeki senenin ilk yarısının sonunda bitirilmesi için müteahhiti şey yaptı. Uyardı. Uyardı. Sıkıştırıyor. Ama yani realist olduğumuzda da herhalde biraz zor gözüküyor. Ama şu an artık su kısmını geçtik temeli, artık bundan sonra Lego gibi yükselecek. Daha kolay çıkar. Emin olun beni 10 tane galibiyetten daha etkiliyor. Doğru, kesin. Çok fark ettiriyor kulüpler için. Stat gerçekten yani ambiyansı değiştiriyor. Her şeyi değiştiriyor. Kapasitesi çok merak ediliyor. 20 bin diye yola çıktınız ama kale arkasının bir tanesini ayakta yapsak, 25 bine çıkarsak diye bir başvurunuz var. Şöyle, kabul edilir bir şey mi bilmiyorum. Türkiye'de onu da biz ben bakanla ve her türlü bu işle ilgili bakanlıklarla, İzmir Emniyeti'yle sağ olsun çok destek veriyor bize. Şimdi bu şöyle, şimdi Almanya'da, İngiltere'de ve İskoçya'da kale arkasında seyirci oturmak zorunda değil. Bizim seyircimiz zaten oturmuyor ki. Ama bizim şu anki mevcut kanunlarımız, yani özellikle 6.22 buna izin vermiyor. Çünkü ille de bir pasolikten dolayı isim bildirmek zorundayız. Ama gittik kendilerine izah ettik. Şunu izah ettik. Bakın ben özellikle bu kararı ne zaman aldım? Yani şimdi mesela kimse alınmasın ama Galatasaray Fenerbahçe statlarına bizim 3000 tane seyircimiz gitti. Baktık yani bayağı orada ortalığı ateşlendiriyoruz yani. Diğerlerinden de niye? Çünkü yeni yapılan statlar tamam çok güzel ve yani bu arada onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Yani hakikaten şu an devletin Türk futboluna yaptığını kimse yapmadı. Yani düşünün, bütün şehirlerde, yeni dünyada hiçbir ülke yok ki devlet gelsin bu kadar stat yapsın, şey yapsın. Ya biz ona rağmen başarısızız bir de. Yani esas bence başarısız, pardon, futbolda. Yani esasında devletin bu kadar da yatırım yaptığı bir dalda bizim çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. Demin söylediğim gibi yani bundan sonra bizim Göztepe'nin önü inşallah açılıyor. O yeni stat bizim için bir milattır. Doğru. Ondan sonra artık
daha üstlere, daha güzel şeylere talip olacak. Localar olacak mı? Pardon? Çok özür dilerim. Loca. Sadece son stopla ilgili. Localar olacak mı? Tabii tabii. Değil mi? Bütün tamam. Yani dolayısıyla taraftan eğer bu 6222 ile ilgili şu an görüşüyoruz. Bu görüşmelerimiz çok olumlu gidiyor. Bunu değiştirebilirsek o zaman bizim 20 bin kişi yerine kale arkalarına da biz yerleşimi çift kişi haline getirdiğimizde kapasite 25 binin de üzerine oldukça üzerine. Başkanı diyor ki bu ATP ile ilgili konuşuyorduk işte yabancı işte 14 yabancı olsun mu olmasın mı yine sohbet sırasında da bir altyapı var dedim. Altınordu'da gidip görmeniler zaten. Doğru. Biliyorlar. Ama torbalıyı yapıyorlar şimdi. İşte dedi ki sevgili başkan da ondan daha iyisini yapacağız. Torbalı değil mi? Ki Altınordu. Mehmet Özkan o da Otlu Bey'in gibi Altınordu'nun yaptığını küçük ama biz biraz daha şansımız 120 dönüm bir arsa bize Torbalı Belediyesi sağ olsun tahsis etti. Oraya yani şu an planlarını da çizdik. Galiba son onaylar bu ay sonu Ankara'da araziyle ilgili geldiğinde kazmayı da vuracağız. Orada bir spor akademisi kuruyoruz. Sadece o akademide futbolcu değil aynı zamanda diğer sporcuları da yetiştirmek gibi bir düşüncemiz var. Yedi sahalı. Yani neticede benim esas hep söylediğim şey şu. Ben diyorum ki Göztepe'ye ayaklarının üzerinde ayrıldığım gün Göztepe'ye ayaklarının üzerinde çünkü şu an benim desteğimle yaşayan bir kulüp. Göztepe'yi ayaklarının desteği üzerinde duran bir kulüp haline getirmek istiyorum. İkincisi de ayrılmadan mutlaka o akademiden yani bir oyuncunun şeyde işte Avrupa'da uluslararası Cengiz gibi şey gibi. Yani bizim bunları yapmamız gerekiyor. O gençleri yetiştirmemiz gerekiyor. Şu anki döngüyü başka türlü değiştiremeyiz. Zaten Göztepe kulübünü yaşatmamız için de ileriye götürmemiz eğer diyorsak ki biz üstlere oynayacağız ileride. Biz talip olduğumuz yer buralar değil. Daha iyisini istiyoruz. Zaten bunu yapmak zorundayız. Bir model belirlediniz mi? Yani örneğin hani Premier Lig'de bir takımla mı ki Chelsea mi galiba? Sevdiğiniz hani gönül verdiğiniz takımlardan bir tanesi galiba. Doğru mu biliyorum? Yani yanlış doğru. Hani bir iletişime geçer misiniz? İngiltere'de olduğu için tabii, Chelsea tabii. Maçına yok ben mesela beğendiğim takım daha çok Tottenham maçlarına çok gittim. Tabii Tottenham'ı da beğeniyorum. Yani Chelsea tabii önemli bir kulüp. Bakın o demin söylediğinizde yani Chelsea dediniz ne işte harika bir stat. Tottenham öyle şehrin doğru. Göbeğinde insanlar evet, heyecan öyle. İçinde gidiyor. Yani akademi için soruyorum aslında. Mesela bir ortak proje mi geliştirirsiniz bir başka takımla yoksa kendi içimizde mi bir yapı var, oluşturursunuz? Bir takım projelerimiz var. Bu şimdi ilk önce hani adım adım gidiyoruz. İlk önce bir akademi yapalım olayını diyorsunuz. Başlatalım. Tabii o yurt dışında yani onlar hep tartışıyoruz. Mesela acaba Türkiye'de bir pilot takımımız olsun mu? Çünkü demin söylediğim gibi gençleri yetiştirmeniz lazım. İşte yurt dışında pilot takımlar olmalı mı? Doğru. Yani bunlar hep şu an ama yani 3,5 yıl oldu ben geleli. Hani mühim olan her şeyi bir arada da hem altyapı yapmaya çalışıyoruz hem takımı doğru. Başarılı artı asansör bir takım olmadan kalıcı bir takım haline gelmek yani, lazım. O zaman finali şöyle mi yapmayı düşünüyorsunuz? Yani tabii ki ayaktan üzerine basan işte bir Göztepe yaptıktan sonra bırakmak gibi. Avrupa'ya çıkardıktan sonra mı? Yani hayalinizdeki bir Göztepe'nin bir Avrupa'da kupalarının mücadele etmesi yani, diye. Yani bu gelecek sene de mümkün şu an. Hepsi ondan ne derler oradan 1-2 puan gerideyiz. Yani tabii ki Avrupa'da oynamak da kriter. Bir de yani neticede hep söylüyoruz. Yani bunu da samimiyetle yani ben geçiciyim. Yani başkanlar da geçici, teknik direktörler de, oyuncular da hep ne diyoruz. Ama o taraftar tribün kalacak. Yani eğer başarıyı hızlı yakalarsak güzel olur ama yani şöyle bir şey artık bizim de kalmamız gereken yılların sayıları olmalı. Yani bu değişim olmadığı zaman zaten başarı gelmez. Ya ben bayağı bir dördüncü senemde herhalde şu an rekora gidiyorum. En fazla uzun ya bizde fazla uzun kalan başkanlar Türkiye'de hele Anadolu takımlarında çok nadirdir. Şeydir. Sevgili başkan bir de çok böyle tabii ekonomiden anlayan bir başkansınız, neticede iş adamısınız. Bu 14 yabancı meselesi ne olacak bu ülkede? Yani şimdi... Yani şimdi altyapı akademi, işte spor akademisi Altınordu diyoruz, konuşuyoruz. Altyapıya eğilsinler diyoruz, işte oradan oyuncu yetişirsinler diyoruz ama sizin de bir düşünceniz vardı. Ben konuştuğumuz için biliyorum. Yani şöyle demin daha önce de konuştuk. Bakın Türkiye'de demin yine aynı şeye geliyoruz. Ekonomi yanlış olunca ve kurgu yanlış olunca onun arkasında doğruyu bulabilmekte. Şimdi ben size
Sayın Cumhurbaşkanı'nın şeyiyle başladı. Ben Cumhurbaşkanı'na bir tane Sayın Cumhurbaşkanı'na bir sunuş hazırlayayım. Ve diyeyim ki 14 yabancı Türkiye için faydalıdır. Çok rahat bu sunuşu yapabilirim. Ondan sonra başka bir sunuş hazırlayayım ya bir saat sonra. 14 yabancı Türk futboluna zararlıdır diye bunu da savunabilirsiniz. Niye? İkisinin sebepleri ayrı. Birinci ki benim hayat görüşüm hep ben liberal ekonomiye inanan biriyim. Yani siz iyi oyuncuları getirdiğinizde onun arkasından yetişen gençler de iyi olmak zorundadır. Bu bir gerçektir. Ama öbür türlü şu anki Türkiye'deki mevcut durumda yani sürekli teknik direktörlerin değiştiği, sürekli başkanların veya şeylerin değiştiği durumda bu genç oyuncular oynatılamıyor. Yani şimdi siz teori ayrıdır, pratik ayrıdır. Pratik düşündüğümüzde benim kalbim şunu diyor ki yok fazla 14 oyuncu. Yani çünkü pratikte uygulandığında şu an durum belli. Genç oyuncuları sisteme katabilen bir sistemimiz yok. O zaman sizin teoride iyi olan şeyi pratiğe indirmeniz nasıl olabilir? Maalesef hep onu birinin gelip tıp deyip yani arkadaş şu futbolda bir tıp diyelim herkes bir duksun. Hani ondan sonra altında biraz daha değişik pratik şeyler yapalım diye. Ben mantıken 14 yabancıya karşı değilim ama bugün bunun uygulanabildiğini genç oyuncu Kulüpler Birliği'nde tartışıyor musunuz sevgili başkan? Milli takıma da yansıyor. Kulüpler Birliği'nde de tartışıyoruz. Tabii orada kontratlar var. Kulüplerin haklı endişeleri var yani. Onları da unutmamak lazım. Çok tartışıyoruz tabii ama herhalde bütün başkanların kendine göre görüşleri var. Bence ben belli bir kısıtlamanın getirilmesine ben karşı değilim. Birçok kulüp başkanımla mutlu olmayacak duymakta ama karşı değilim ben. Şimdi Göztepe'nin sportif başarısına bu sene bakacak olursak ikincilikten gelirken 3 temel oyuncuyu Halil'i, Tayfun'u, Yahoviç'i tuttunuz. Üzerine Türkiye'yi tanıyan, bilen yabancıları koydunuz. Bir de hiç tartışılmayacak Beto'yu kaleye oturttunuz. Hakikaten hani yapı kurulmuş oldu. Gelecek senede transfer anlamında bu mantıkla mı ilerleyeceksiniz? Beto mesela kalacak mı, devam edecek mi? Beto hatta kaç yıl kalacak diye sorayım o zaman. Uzun mu yaparsınız? Beto 36 yaşında şu an. Gelecek sene bizimle zaten kontrat da öyle. Biz bir yıl daha kendisiyle konuşuyoruz. Bakın şöyle tekrar tamamen taraftar soruları soruyorum. O kadar merak ediyorlar ki. Evet, tahmin ediyorum. Zaten ben de soruların taraftarlardan. Ama cevap yine aynı. Yani Beto şu an çok mutlu. Ha, ben Beto'yu hatta daha sonra da tutmak isterim. Yani çünkü Beto bakın Beto geldi Günay da iyi şimdi. Yani doğru. Şimdi Günay bizim yedek kalecimizi de işe yapmayayım. Ben Günay'ın da iki sene daha kontratını uzatmak istiyorum şu an. Yani niye? Yani bir kere Beto gibi, Castro gibi, Selçuk gibi oyunculara sizin ihtiyacınız var. Şimdi Beto ile Castro ile siz tavla oynayın, orada bile yenilmeyi kabullenmezler. Yani onlar lider oyuncu. Yani onların özellikleri ayrı. Yani siz takımda zaten bunlardan 3-5 kişi olduğu zaman diğer oyuncularla olan Selçuk bakın 36 yaşında. Ama ne? Bir realitemiz daha var. Bütün o da ne? Biz geçen sene sizin söylediğiniz gibi teşhisiniz doğru. Türkiye'yi bilen şöyle olsun böyle olsun bir kadro yapılanmasına gittik. Ama yaş ortalamamız yüksek. Yüksek. Dolayısıyla biz bunu da hızlı bir şekilde zaman içinde yani biz şimdi aynı takım tutsak 2 yıl sonra 2 yaş daha devam yüksek edemez, olacak. Tabii. Ama neydi? Şimdi hep hedeflerinizi koymanız lazım. Birinci yıl hedefimiz bu ligde kalıcı olmaktı. Ama tabi bu sürdürülebilir bir durum olamaz. Dolayısıyla yapılanmamızı yani daha değişik yapılanmalara gitmek zorundayız. Şimdi başarı demişken hani bu sene gerçekten keyifli geçti sizin adınıza. Bir Göztepe'nin bu sezon attığı en güzel golleri derledik sizler için sevgili izleyiciler. Bir hatırlayalım. Kaç dakika oldu?
Bir sorun vardı. Evet. Dembaba'yı soracaksın galiba. Sen soracaksın. Kalacak mı diye. Dembaba konuşuyorduk aramızda. Allah hepsine aynı cevap. Yani Dembaba Göztepe'de kalmaya azıksa kafası Göztepe'de olacaksa. Onların bir kalmasın, de Sov'la bir isterim. Projeleri de var zaten. Sanki yani, Türkiye'de evet, kalmayı düşünüyorlar değil mi? Dembaba biraz diğer oyunculardan ayrı bir yere farklı. Koyarım. Yani genellikle bizim oyuncuların ben böyle bir şey görmedim. Adam önündeki 15 yılın planını yapmaya çalışıyor. San Diego'da bir tane akademisi var. Yani daha şimdiden emeklilik planlarını oluşturuyor. İleride ne yapacağını şunu diyor. Ben genç çocuklar yetiştirmek istiyorum diyor. Mental eğitime çok önem veriyor. Yani çok güzel sohbetlerim. Çok şey öğreniyorum ondan. Diyor ki yani en önemli noksan bu oyuncularda özellikle galiba bizim Türklerde daha fazla. Bu yeterli mental eğitimi almıyor. Mesela bunu da biz kulüpte gelecek sene başlatacağız yani. Artık dünya değişiyor, spor değişiyor yani. Ben iki şeye inanıyorum. Bir, bu olayın matematiğine inanıyorum. Yani hakikaten artık şeyin içine, futbolun içine bilgi, rakamlar, istatistikler kesin girmeli ki bununla ilgili çok ciddi kadrolaşma yaptık biz. İkincisi ise bu mental eğitimi. Onları da eklersek biz... Bizim önümüz uçarız diyorsunuz. Şimdi niye bu kadar şekil şemalle uğraşıyoruz bilmiyorum ama ben de devam ediyorum üzerine tabii ki. Bildiğimiz o sıradan hani standart başkan tipinin çok ötesinde bir profil çizdiğiniz net. O kesin. İşte imza töreninde deri montunuzla, fularınızla, kırmızı gözlüğünüzle falan gidiyorsunuz. Öyle takım elbiseyle falan gitmiyorsunuz ben yani. Bence yakışıyor da hoş tabii. Ama nefis hem de çok yakışıyor gerçekten öyle. İşte ne bileyim CNN International'da Londra stüdyosunda bir ekonomi yorumu yapıyorsunuz. Üç gün sonra CNN International sizi o şeyinizle, formanızla, polarınızla vesaire haber yapıyor. Yani şöyle internete gezinirken baktım bir Sampdoria başkanına, Ferrero'ya benzetenler var. Montpellier başkanına, Nicolin. Ona benzetenler var. Ben asla katılmıyorum. Nicolin'e asla katılmıyorum ama iki başkana da benzetenler var. Hani o biraz çılgın, karizmatik filan şeklinde yorumlanmışsınız. Yani farklı bir başkan profili değil mi? Ben oyum zaten. Ben buyum diyorsunuz. Şimdi şöyle yani ben daha önce enerji sektöründe yani bayağı uluslararası işlerim vardı. Bilinen bir kişiyim. Bir sürü konferanslara katıldım. Okullara konuşmacı olarak gittim. Yabancı üniversite falan filan. Oralarda da hep aynıydım. Yani yine böyle giyiniyordum. Yine ben orada da kravat takmıyordum. Yani enerji konferanslarının %90'ında insanların %95'i kravatlı giderse insanlar bana alışmıştı. Orada fular takıyordum. Dolayısıyla esasında belki spor dünyasıyla bu tarzımın şeyi bir de Göztepe taraftarı. Yani bizim tabii. Şeyimiz bizim seyircimiz rahatlığı sever. Yani demin söyledim bakın. Mesela biz kutlamamızda iş protokol yani biz zaten Göztepe olarak seviyoruz böyle rahat olmayı. Bu benim tarzım. Beğenenler beğeniyor, eleştirenler eleştiriyor. Var mı eleştiren? Yoktur herhalde. Bilmiyorum. Yani olabilir. Onlara da hak veririm. Olabilir. Yani onlar da derler ki arkadaş ne biçim kulüp başkanı. Niye protokolde oturup efendi gibi maçını seyir. Şimdi onu dedim. Şimdi Bilal üstadıma şunu dedim. Ya dedim şimdi ya, diğer başkanla yan yana oturacağız. Ben gol attım ne diyeyim kusura bakma mı diyeyim. Biz orada kalkıyoruz çakçuk. Özendiğim şey o kale arkasında seyredemiyorum ya maçı arkadaşlarla. Esas kaybım o. Doğru. Şimdi tribünlerden görüntüler geliyor ya koreografi sizin için hazırlanan Games of Thrones'un afişiyle size uyarlamışlar. Güzel. Seviliyor musunuz? Hissiniz ne Sayın Başkan? Taraftar seviyor mu sizi? Vallahi yani herhalde seviyor. Öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Onların takdiri. Onlarla çok iç içe olduğumu söyleyebilirim. Yani onlarla beraber olmaktan büyük zevk alıyorum. İşte bunu şey için dediğim. Mesela işte geçen sene maçlardan birinde Bodrum'daydım. İşte onların otobüsüyle gittim. Büyük zevk aldım yani. Bunu şey için yapmıyorum. Onlarla birlikte olmaktan zevk alıyorum. Çünkü ben onlardan biriyim. Yani benim maçı seyrederken ki psikolojimle onların psikolojisi arasında onu söylüyorum ben. Maçtan sonra aynıyız. Yani yenildik tamam dünya benim için iptal ama hani benim başkanım akşam İşler gece var. 12 yattığımda
Realist olmam. Sevgili başkan, peki o maç izlemelerde, beraber olduğunuz anlarda yaşadığınız bir anınız var mı böyle, ne bileyim ben, yenildiğiniz bir maçta mesela? Oluyor, bir laf atan falan olabilir size ya. Var mı öyle bir anınız hiç? Taraftarla bir diyaloğunuz yaşadınız mı hiç? Yani tabii oluyor. Çok da burada. Hayır, mesela burada, var böyle burada, esprili. Burada esprili bir şey varsa. Hatta ilk geldiğimde taraftarlar bağırıyordu. Hani şey, Sefil Başkan şampiyon yap bizi diye. Yani şey oluyor da ne, onlar biraz daha... Kendi aramızda şey, diyorsunuz. Tribün arasındaki şey, olanlar dışarıya anlatılmaz diyorsunuz. O tür şeyde kalsın. Hayaliniz ne? Hedefiniz ne? Avrupa için hedefiniz ne? Sonrasında Avrupa olduktan sonra daha mı hani transferde de olsun, diğer adımlarda da olsun, daha mı atak bir Göztepe yani yönetimi biz göreceğiz? Stat bittikten sonra hedeflerimizi büyütebilme imkanımız daha fazla olacak. Niye? Hem gelirimiz artacak projelerimizde, şeylerimizde ondan sonra. Dolayısıyla yani şunu diyorum ben, eğer biz ekonomimizi bozmazsak, şu an yönettiğimiz gibi borçsuz, sıfır borçlu bir kulübüz bizim. Yani. Ben onu merak ediyorum. Hiç borcunuz yok mu? Sıfır borç. Gerçekten yani. Sıfır borçlu insan yok sıfır bu ülkede. Sıfır borçlu derken alınmış bir kredim bile yok. Ben 4 senedir bankalardan, yani ne yaptık? Bu şey olduğu gibi ben... şeyi ben karşıladım. Yani cebinizden mi biliyorsunuz? Tabii, tabii. Yani tabii. Peki zaten o... şu anki futbol ekonomisini döndürmeniz mümkün değil ama stadımız bitti. Hiçbir şeyimiz yoktu ki. Tabii. Ama stadımız bittiğimizde şey 20 bin kişilik, 25 bin kişilik stada sahip olduğumuzda benim iddiam şu: biz Göztepe'yi kendi ayaklarının üzerinde aslanlar gibi götürürüz ondan sonra ve çok başarılı bir kulüp yaparız. Yani bırakırken sıfır borçla mı bırakacaksınız? Tabii. Yani siz alacaklarınızı falan hibe mi edeceksiniz? Tabii. Hatta benim yani derdim sadece sıfır borçla bırakmak değil, biraz kasası da para olsun. Öyle isterim bırakmak. Onun da ötesinde bıraktığımda öyle bir sistem olmalı ki onu bozamamalılar. Onu da ayrıca çalışacağız. Yani camiayla çalışacağız şeyle. Yani bir de o var. Tamam ben gittim geldi bir hadi bakalım. Şimdi vakıf falan başladı Ronaldo'yu almaya. Değil mi? Vakıf. Onu engelleyici, ne yapabileceksek koyacağız yani. Çünkü olabilir, bakın başarılı olursunuz, başarısız olursunuz. Ama ekonomik olarak çöktüğünde kulüplerin, yazık, bakın şimdi birincilikte bakın en alt kadar. Eskişehir, ya Eskişehir gibi bir takımın. Doğru. Adana Demirspor gibi bir takımın. Yani benim vicdanım, kafam almıyor yani nasıl olacak da bunlar düşme tehlikesi yaşıyorlar. Olamaz yani. Demek ki bir şeyleri değiştireceğiz, evet. Doğru yürüteceğiz. Süremiz bitti ama yeni stat açılışı için taraftarın Atletico Madrid isteğini biliyorsunuzdur herhalde. Çalışıyor musunuz bunun üzerine? Olur mu? Ki 67 idi değil mi? 67 yılı mıydı? 3-0'lık galibiyetiniz var. Hani yani Atletico Madrid önemli başta, Göztepe için. O meşhur başta babamla rahmetli. Öyle yani, mi? Top. Yani şey, o 3-0'lık maç şey zaten yani biz öyle Göztepe'li olduk. Öyle Göztepe'li kaldık. Tabii yani çok güzel bir şey, açılış için çok güzel bir şey yapacağımız kesin de şimdiden onu söylemeyelim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyif aldık. Harika, İyi ki geldiniz. Çok sağ olun ve başarılar, kolaylıklar diliyorum. Ben de bir kez daha teşekkür ediyorum sevgili başkan. Teşekkür ederim. Size de başarılar diliyorum. İnşallah hedeflerinizi yakalarsınız. Bu anlamda size hayırlı uğurlu olsun diyorum. Stadı açıldığında da biz de stadı açılışına gideriz değil mi? Aynen. Şimdiden davet ederseniz. Davet ederse Sayın Başkan tabii ki keyifle gideriz. Amaçlarımıza da bekleriz. Çok güzel olur, harika olur. Ve sevgili izleyiciler, Spor Bahane'yi bu akşam da noktalıyoruz. Tabii ki haftaya yine şahane konuklarımızla güzel sohbetler yapacağız. Hepinizi de bekliyor olacağız. Hoşça kalın. İyi akşamlar.